İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'dan haberler. Armenya Hava Yolları 16 Nisan'a kadar pek çok uçuşu askıya aldı. Ahalkalak Ermenistan Cumhuriyeti Karayolu'nun restorasyon inşasına yeniden başlandı. Ege Denizi'ndeki olaylarla ilgili olarak Yunanistan Büyükelçisi Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni banknot serisi Uluslararası Yüksek Güvenlik Baskısı 2020 yarışmasının galibi ilan edildi. Çarins'in ev müzesinde Kadınsı Rüya, Benim Nazika başlıklı sergi açıldı. Batı Ermenistan'ın en uzun nehri Alis Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında karların erimesiyle su seviyesi yükseldi. Yazın suların çekilmesiyle dere görünümü alan Kızılırmak, bölgede bu yıl kar yağışı oranının fazla olması nedeniyle görkemli bir hale kavuştu. Bazı vatandaşlar ise suların durgun olduğu yerlerde balık tuttu. Su seviyesinin gelecek günlerde daha da yükselmesi bekleniyor. Batı Ermenistan'ın bir başka şehri olan Muş'ta çetin geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler kar engeline rağmen Muş Ovası'na gelmeye başladı. Armenya Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Gevor Kaçadıryan, kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında bildirdiği ve Armen Press'in aktardığı habere göre, Armenya Hava Yolları koronavirüsün yayılması nedeniyle 16 Nisan'a kadar uçuşlarının çoğunu askıya almaya karar verdi. Ona göre Armenya Hava Yolları'nın koronavirüs nedeniyle uçuşlarının büyük bir kısmını 16 Nisan'a kadar askıya alması kitlesel bilet iadelerine sebep oldu. Haçadıryan'ın ayrıca belirttiğine göre Yerevan-Lyon-Yerevan doğrultusunda yapılan tüm uçuşlar 16 Nisan'a kadar iptal edildi. Yerevan-Tel Aviv-Yerevan doğrultusundaki tüm uçuşlar ise 9 Nisan'a kadar iptal edildi. Birkaç gündür Ahalkalak-Ninotsminta karayolu üzerinde restorasyon çalışmaları yeniden başladı. Bu çalışmalar kışın durdurulmuştu. Ahalkalak-Ninotsminta karayolunun restorasyonu genel olarak Ağustos 2020'ye kadar tamamlanmış olacak. Hospio köyüne kadar uzanan Ahmaşenebeli Caddesi geçen yıl restore edildi. Bu plana göre restorasyon çalışmaları 2020 sonbaharına kadar sürecek ve Ninotsminta şehrine kadar yenilenecek. Bu yıl Hospio köyüne paralel çalışmalar başladı ve sonunda Ninotsminta'ya ulaştı. Ermenistan Cumhuriyeti sınırına yakın olan yol zorlu bir yoldur. Genel olarak Ahalska-Ninotsminta karayolunun 70. kilometreden başlayıp 86. kilometreye kadar uzanan 16 kilometrelik bölümün restore edileceğini hatırlatalım. Türk medyasından bildirildiği ve News.im'in aktardığı habere göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı çarşamba akşamı Yunanistan Büyükelçisi Michel Christos Diamesis'i dışişlerine çağırdı. Edinilen bilgiye göre Yunanistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve burada Türkiye'nin karasularının ihlallerine son verme ve gazetecileri gözaltına alma talebi hakkında bilgilendirildi. Türk medyasına göre Türk sahil güvenlik botları daha önce çarşamba günü bir Yunan askeri botunu karasularından kovdu. Türk askeri botu Yunan botuna minimum mesafede yaklaştı ve Türk sularını terk etmeye zorladı. Görüldüğü gibi gerici Türk rejimi Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki agresif politikasına devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın basın servisi tarafından Armen Press'e yapılan açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni banknot serisi Uluslararası Yüksek Güvenlikli Baskı EMEA 2020 yarışmasında en iyi yeni seri nominasyonunda ödül kazandı. Ödül töreni 9-11 Mart 2020 tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lisbon'da Renaissance International tarafından düzenlenen yıllık yüksek güvenlikli baskı EMEA konferansında gerçekleştirildi. Ödül töreni 3 aşamadan oluştu. En iyi yeni seri, en iyi yeni banknot ve en iyi yeni koleksiyon parası. Ayrıca yeni banknot serisinin kompozit ham maddeden yapıldığı belirtildi. Ermenistan Cumhuriyeti, Louis Saint-Alin hibrit kağıt polimer üzerine tam banknotlar basan ilk ülke. Jüri, tarihi, kültürel ve dini temaları yansıtan banknotların tasarımından özellikle etkilendi. Ünlü Ermeni şair Yeşe Çarents'in anısına adanan ev müzesinde rengarenkliğiyle ilkbaharın gelişini ilan eden dikkate değer bir sergi açıldı. Sergide heykeller, resimler, ebruli seramik ürünleri, renkli el işlemeleri, fotoğraflar yer alıyor.
Bir ay sürecek olan serginin düzenli olarak değişmesi dikkat çekicidir. Bu yıl müze iki yeni heyecan verici girişimi de planlıyor. Yıl sonunda Yeşil Çarenz Ev Müzesi, Çarenz adlı bir tiyatroya sahip olacak ve müze yayıncılıkla birlikte gazetesini de yayınlamaya başlayacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Rahip Anuşavan Jamgoçya'nın seslendirdiği 12. yüzyılda yaşamış Nerses Şınar Ali'nin Nur Zahik adlı eserini sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.